Bir önceki dersimizde JDK'mızı, Android Studio'yu ve gerekli SDK'ları kurmuştuk. Sonrasında hani gerekli güncellemeleri vesaire de yaptık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Sonrasında emülatör kurulumuna geçtiğimde benim BIOS'umda sanallaştırmanın açık olmadığını görmüştüm ve gittim onu BIOS'tan aktifleştirdim. Ve bunu sizinle paylaşamıyorum. Çünkü BIOS varken bir farkındaysanız ekran görüntüsü alamayacağım için. Kendi anakartınızın modeline göre ilgili araştırmayı yapabilirsiniz. Atıyorum How to MSI Virtualization diye arattığınızda büyük ihtimalle ilgili videoyu bulacaksınız. Bunu yaptıktan sonra ben de AMD işlemci olduğu için Android Studio'nun emülatörlerini direkt olarak kullanamıyorum. Bunun için şöyle bir video mevcut ve gayet güzel anlatıyor. Gidip Windows özelliklerinden Hyper-V'yi aktifleştirmeniz gerekiyor. Ve eğer bunu aktifleştirirseniz AMD işlemcilerde de Android Studio'nun emülatörlerini çok hızlı ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani Android Studio'nun emülatörlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız burada da Hyper-V'yi açtığımızda VirtualBox gibi bir sanallaştırma programını kullanırken sürekli olarak hata veriyor. Ve ben ilerleyen zamanlarda bilgisayarımda bunu kullanacağım. Kendi isteklerim doğrultusunda, kendi ihtiyaçlarım için. O yüzden bundan vazgeçeceğim. Yani Android Studio'nun emülatörünü kullanmayacağım. Ve bunun için en iyi alternatif olan Genymotion'un kurulumunu yapacağız. Burada öncelikle bir oturum açmanız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra download deyip free versiyonu için get Genymotion personal derseniz buradan ilgili indirme sayfasına gidebilirsiniz. Sonrasında VirtualBox ile aslında burada indirdiğimiz Linux tabanlı bir işletim sistemi ve bu sanal bir makine oluşturmayı gerektiriyor ve bu sanal makineyi de VirtualBox'a kuracağız. O yüzden buradaki paket sürümünü, paket çözümünü indirdim. Hemen gelin bunun kurulumunu yapalım. Tıklayalım bakalım ne gibi bir kurulum sayfası karşımıza gelecek. Öncelikle Genymotion'u kurayım mı diyor. Kur diyelim. Install dediğimde VirtualBox ile beraber ilgili Genymotion emülatöründe kurulumu gerçekleşecek. Yani dediğim gibi burada aslında kurduğumuz emülatör Linux tabanlı bir işletim sisteminden farklı bir şey değil. Ve bunun çalışması için VirtualBox gerekiyor. VirtualBox'ın çalışması için de işlemcinizin sanallaştırmayı destekliyor ve bu özelliğin aktif olması gerekiyor. Bir hata alırsanız lütfen bunları araştırın. Eğer eski bir işlemci kullanıyorsanız böyle bir özellik olmayabilir. Ama bir yeni çıkan hani bayağıdır aslında işlemciler bunu destekliyor. Öncelikle onu kontrol etmeniz gerekiyor. Hani benim işlemcim bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu diye. İleri ileri diyerek en default ayarlarla beraber gerekli kurulumları yapacağım ve bitti. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi VirtualBox geldi. Yeni bir sürüm var diyor. Şu an için bu kalsın. Genymotion 3.0.0'ı kurmuşuz. Ve benim başka bir işletim sistemi olmadığı için Mac veya Linux gibi oradaki ayarları gösteremiyorum. Artık orası biraz da size kalmış bir şey. Araştırıp yaparsanız çok da farklı olacağını zannetmiyorum. Şimdi öncelikle buraya bir giriş yapalım. Benim buradaki şifrem neydi acaba? Şöyle bir deneyeyim. Personal use diyerek devam ediyorum. Hani ben bunu aslında yıllardır kullandığım için artık herhangi bir şey kalmadı. Lisansım bitti ama gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Şimdi buradaki filtre kısmından kullanacağımız veya istediğimiz emülatörün özelliklerini seçiyorum. Öncelikle ben bir telefonla ilgili bir emülatör kullanacağım. API versiyonu seçebilirim. Hatırlarsanız SDK olarak da API 28'i indirmiştik. Bunu seçelim. Density olarak hani çözünürlük olarak bize soruyor. Hani burada ekstra ayarlara girmektense şuradan marka model olarak seçmek bence daha iyi. Size vesaire de yine aynı şekilde kaynak kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Ne seçelim mesela burada? Pixel 2 large diyor. Large'a gerek yok diye düşünüyorum. Şu yeterli. Çift tıkladım ve API 28 diye buna basit bir isim veriyorum. Bu ayarlarla beraber 4 işlemciliymiş. Artık burası size bağlı. Hani bunu azaltabilirsiniz. 2 işlemcili olsun. Ve işte 2048 olsun RAM'i de.
Çünkü buradaki vereceğiniz değerler emülatör açıldığında sizin kaynaklarınızdan tüketilecek. Sizin zaten atıyorum 6 GB bir RAM'iniz varsa 4'ünü sadece bu emülatöre vermek mantıksız. O yüzden bunu düşürebilirsiniz. Hani çok verdiğiniz diye çok çok hızlı çalışacağını da düşünmeyin arkadaşlar. Çok da abartmanın bir anlamı yok. Install diyerek kurulumumuza başlayalım. 400 MB'lık bir emülatör dosyası indiriliyor. Sonrasında ben bunu Android Studio'nun içinden veya şuradaki VirtualBox'ın içinden yönetebileceğim. Şuradaki kurulum bitsin, sonra devam edelim. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Şimdi buradan start diyelim ve emülatörümüzü başlatalım. Bu arada VirtualBox'a da bakarsanız ilgili sanal makinenin burada başladığını, oluşturulduğunu ve çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi emülatörümüz açılıyor. Bu arada ben de Android Studio'yu açayım. Hani belki yine bir güncelleme vesaire varsa yapacağım. Yani mümkün olan bütün güncel sürümleri kullanmaya çalışacağım. Ola ki bir hata alırsak da çözüm bulmaya çalışacağız. Şimdi artık bunu kapatıyorum. Android Studio ve ilgili emülatör açılmaya çalışıyor. Mesela IDE ve pluginlerle ilgili güncelleme varmış. Bunu yapacağım birazdan. Evet, emülatör de geldi. Emülatörümüzün ayarlarına baktığımızda Android versiyon 9 olarak karşımıza çıkıyor. Farkındaysanız burada herhangi bir Google Play servisi yok. Yani Google Store, ne bileyim Gmail vesaire yok. Bunlar için şurada Open Gaps var. Burayı kabul edersek ilgili servisleri yükleyecektir. Hani bir hata çıkmazsa. Yüklemezse de bununla ilgili dışarıdan işte Genymotion, G-Apps gibi araştırırsanız bununla ilgili Google Play servislerini içeren paketi bulup buraya yükleyebilirsiniz. Burası bir devam etsin. Ben de buradaki ilgili update'i yapayım. 3.3 varmış. 3.3.1 çıkmış. Update and restart diyorum. Bu da sanırım bayağı bir sürecek. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi bunun öncesinde ben herhangi bir şey yapmadım. Yani bilmiyorum karşıma ne çıkacağını. Ama çözüm de bulacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ve bunlar yapıldıktan sonra da Firebase ile ilgili dependency'leri yükleyeceğim. Bir de öyle test edeceğim. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu diye. Sonrasında artık göreceğiz. Hani diğer arkadaşlarda çıkan hatalar bende niye çıkmadı? Büyük ihtimalle işletim sistemimin dilinden dolayı İngilizce olarak kurulu bende. Türkçe olsaydı da ilgili çözümleri bir önceki videoda anlattım. O videoya bakabilirsiniz. Bu arada Android Studio'nun update download işlemi bitti. Şu an ilgili yeni indirdiği şeylerin kurulumu yapılıyor. Genymotion'la ilgili umarım bir hata çıkmaz. Hani en son kullandığımda burası sürekli hata veriyordu ama şu an sanki bir sıkıntı yok gibi. Bakalım ne olacak. Evet, Genymotion şu an kurduğunu söylüyor ve değişikliklerin algılanması için bizi buraya yolladı ama dur bakalım. Herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? İşte dediğim sayfada buydu zaten. Hani olmazsa buradan ilgili Android mesela 8.1 ve stock, burada işte her birinde farklı farklı. Yani birini kurarsanız içinde bir sürü ek program paket gelirken işte minisinde daha az, sadece gerekli olanlar geliyor. İçerikleri yazıyor burada. Öncelikle şunu bir tamam, buraya tik gelmiş, gayet güzel. Evet, Play Store'umuza kavuştuk arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben buraya gidip artık istediğim programı vesaire indirebilirim. Tabi bunu yapmak için bir ne yapmak lazım? Burada bir oturum açmak gerekiyor. Beni niye buraya yolladı onu anlamadım ama. 9 çıktı diyor. Peki, güzel. Evet, buraya bir giriş yapmamız gerekiyor. Ben girişi yaptım. Agree diyerek burayı bitiriyorum. Burada da Android Gradle plugin update diyor. Update yapalım. Çünkü bu ihtimal bunu Gradle'ı update ettiğimde buradaki birçok şeyi de değişmesi lazım. Mesela Kotlin versiyon bundan daha sonrası çıktı diye biliyorum. Bakacağız. Şu an bütün update'leri yapmaya çalışıyorum. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Verilerimi Google Drive'a backup'ını almasın. Mesela Facebook'u kuralım.
install dedim. Herhangi bir sıkıntı yok. Facebook'ta 70 MB olmuş bu arada. Az buz değilmiş yani. Buraya artık istediğiniz YouTube'dur, Gmail'dir vesaire ne lazımsa kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yaşamadan GeneMotion'umuz da düzgün bir şekilde çalışıyor. Ve free versiyonda bazı özellikler dışında zaten lazım olan çoğu şeyi kullanabiliyoruz. Mesela GPS'i buradan aktifleştirebilirsiniz. Kameramız kullanılabiliyor. Bu neymiş? Capture. Bu da ekran görüntüsü için. Neyse çok önemli değil. Bunlar yapıla dursun. Android Studio'muzun da güncellenmesi devam ediyor. Biz bu arada file setting diyelim. Plugins kısmına gidip GeneMotion'ı indirelim. GeneMotion dedim. Repo'ları da ara dediğimde. Bunu niye yapıyoruz? Bu GeneMotion'ı buradan kontrol etmek için. Buraya küçük bir plugin kuruyor. Install diyelim. Android Studio'yu bir restart etmemiz gerekiyor ama şu güncelleme işleminden sonra yapacağım. Postpone diyelim, erteleyelim bunu. Şuradaki indirmeler, yüklemeler bitsin. Sonrasında zaten bir kapatıp açmamız gerekecek. Evet, Android Studio'nun kurulumu bitti. Şöyle bir bakalım burada güncellemem istenen bir yer var mı? Yok. Şuraya bakalım. Bu diyor farklı diyor. 3.20 var diyor. O zaman şurayı 1.3.20 ile değiştirelim. Sign now deyip yine ilgili indirmeler yapılsın. Sonrasında bir kapatıp açacağım. Evet, burada bir sıkıntı kalmadı. Şimdi burada bir de invalidate cache and restart diyelim. Bakalım yeni bir değişiklik vesaire olacak mı? Yalnız bu GeneMotion'u çok sevdim. Bayağı hızlı ve ekran vesaire de çok güzel. Hani Android Studio'nun emülatörü güzel diyordum ama sanırım bu daha iyi. Şimdi bir sıkıntı var. GeneMotion'un ikonunu ben burada göremedim ama bu benim için çok büyük bir problem değil. Hani Android Studio'da GeneMotion'u kullanacaksam buraya gelip belki de değişmiştir. Bunu iptal etmişlerdir. Bilmiyorum açıkçası. Son zamanlarda bunu çok kullanmadım. Ne yaparım? Öncelikle buradan GeneMotion'u başlatırım. Hani Android Studio'nun içinden direkt başlatamıyoruz ama dışarıdan GeneMotion'un programını, kendi programını kullanarak bunu yapabiliriz. Plugin'i vesaire kurduk. Şurada bir ikon bekliyordum açıkçası ama gelmedi. Yani çok da büyük bir sorun değil. Ben buradan GeneMotion'u başlattığımda artık bu play butonunda GeneMotion'la ilgili, evet, gördüğünüz gibi direkt olarak zaten emülatörü görüyorum. Bir sıkıntı yok aslında. Yani demek istediğim, Android Studio'yu çalıştırmadan önce GeneMotion'u başlatırsanız herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Şimdi şu boş projemizi ne yapalım? Emülatörümüzde bir açmaya çalışalım. Bakalım burada herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Şöyle biraz küçülteyim şurayı. Ve sonra da yine boot.gradle'a gelip bir kontrol ederken bir hata aldık sonunda. Sıkıntı neymiş? Hemen bakalım. Şöyle ilgili hatanın kısmına gidip right debug. Hata düzeldi. Çok basit bir çözümü var. Hani zaten Access Denied vesaire görünce hemen aklıma gelen çözüm buydu. Android Studio'yu kapattım. Şöyle sonrasında run as admin, yani yönetici olarak çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi projemiz başarılı bir şekilde GeneMotion'umuza yüklendi. Şimdi gelelim boot.gradle'da bir güncelleme yapmamız gerekiyor mu? Şu an için herhangi bir güncelleme vesaire göremedim. Şurada bir güncelleme isteği var mı? Yok. Peki. Şimdi gidelim Firebase'in dependency'lerini kuralım bakalım ne oluyor. Bunun için docs, guys dedikten sonra Android kısmına geçiyorum. Bu tools'u kullanarak da yapabiliriz. Evet, şunları yapacağız. Dependency altına şunu kuracağım. All Project kısmında da bu olmalıyım. Şöyle yana alalım. Tamamdır. Buradan daha kolay kontrol edebilirim. İlk olarak boot.gradle'a diyor. Dependency kısmına nereye gitti?
build script'in altındaki dependency kısmına bunu ekleyin diyor. Tam olarak burası, değil mi? Şuraya. Ekleyelim. Sign now diyelim. Sonrasında da repository olarak da Google'ın olduğundan emin olun diyor ki bizim öyle zaten, herhangi bir sıkıntı yok. Sonra modül gradle'ında, yani şurada şunları ekleyeceğiz. Buradan yana bir sıkıntı çıkmadı. Buraya geliyorum. Dependency kısmına core, Firebase core ekleyeceğiz. Şuraya ekleyebiliriz. Bu dosyanın en sonuna da şuradaki plugin'i apply etmemiz gerekiyormuş. Onu da yapıştırdım. Ve diğer kütüphaneler de burada mevcut. Şurası bitsin. Bir şeyi indiremedi ama bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Şurayı kapatalım. Şöyle bir değişiklik yapalım. Sign now vesaire de demiyor. Allah Allah. Aslında bir sıkıntı yok gibi. Şöyle build make project diyelim tekrardan. Evet, hataları aldık. Zaten o da direkt Firebase'i kurmadığımız için Google Service JSON is missing dedi. Bunlar olmadan çalışmaz dedi ama herhangi başka bir sıkıntı çıkmadı. Yani şurada bir güncelleme vesaire göremedim. O yüzden gidelim Firebase konsola yeni bir tane test Firebase Flutter diyeceğim. Çünkü bunu ben daha sonradan Flutter için kullanırım. Flutter ders diyelim. Kabul edelim şunları. Projemizi oluşturalım. Bu bana ne verecek? Bir tane google.json verecek. Ben onu proje kısmından app'ın altına şuraya atacağım. Sonra bir de öyle de test edelim. Devam diyorum. Kurulum için Android'i seçtim. Company name olarak bizim programımızın ID'si neydi? Neredesin? Main, Java, Example Test App'miş. Package adımız bu. Bunu buraya yapıştırdım. Uygulamayı kaydediyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Dosyayı indiriyorum. Masa üstümüze geldi. Kopyaladım. Android Studio'da da app'ın altına, hemen altına atıyoruz. Sonrasında tekrardan make project diyelim. Kotlin plugin'e available'mış, onu da yükleyeceğim. Hatta install diyelim, o da yüklensin. Burası bitti aslında. Sonraki diyelim. Bu ayarları zaten yaptık. Burada 16 geçiyor ama kendi sitesinde daha büyük bir sürüm vardı. Bu adımı atla diyelim, çok önemli değil. Sonrasında ben burada istediğim kısmı kullanabilirim. Umarım anlıyorsunuzdur. Hani dediğim gibi karşıma çıkan her güncellemeyi yapmaya çalışıyorum. Mesela Firebase gibi önemli bir kütüphaneyi ekledim, bir şey göremedim. Restart diyelim, zaten diğer şeyler de kuruldu herhalde. Bir yeni motion'ın simgesi buraya gelmedi. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Android Studio'yu restart ettik. Bakalım. Umuyorum herhangi bir build hatası vesaire çıkmayacaktır. Bu arada yine görünümü Android görünümüne çevirip şu Kotlin extension'ını merak ettim. 3.20 idi. Bir değişiklik de olmamış ama bakalım ne olacak. Hani şu sürüm değişmedi. Bir hata yok gibi. Burada da bir uyarı vesaire yok.
Sanki her şey yolunda. Yeni Motion'da tekrar projemizi başlatalım. Hatta şuradan Tools kısmından Firebase kısmına gidiyorum. Mesela ben burada Real Time Database'i kullanacağım. Firebase'e bağlan diyelim. Emre Altunbil'i seçtim. İzinleri verdim. Firebase'e bağlan dedik. Buraya geldi. Flutter derse zaten bağlı diyor. Sign diyelim. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Evet, uygulamamız da açılmış. Gördüğünüz gibi connected dedi. Bunu dersem real time database ile ilgili dependency'yi ekleyecek. Değişiklikleri kaydet dedim. Firebase database 16.0.1'i kurdu. Bunun daha iyi bir yeni bir sürümü var diyor. 0.6 gibi. Onu sign now diyelim. Onun dışında gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Buradan yine de bir sıkıntı yok. Evet. Kurulumlarımız aslında bitti gibi. Hani şurası bir bağırmaya başladı sonunda. 3.21 çıktı diyor. Şurayı 21 ile değiştirelim. Ve sign now diyelim. Büyük ihtimal ben bu 1.2.60 vardı. Aklım niyeyse ona gidiyor. Onu öyle bir şey görmek istedim ama 1.3 tabii ki daha büyük, daha yeni. Yani son sürüm versiyonlarıyla beraber bütün kurulumları yaptık. Herhangi bir hata almadık. Maalesef diyeceğim. Siz eğer bir hata aldıysanız lütfen belirtin. Ona uygun bir şekilde çözüm arayalım. Ama dediğim gibi Türkçe karakter kullanmamaya, şurada bulunan petin hiçbir şekilde boşluk veya Türkçe karakter içermediğine dikkat edin. Yani ben de sizden farklı olacak tek şey işletim sisteminin dili olabilir. Sizde de İngilizce olabilir, bilmiyorum. Onun dışında gördüğünüz gibi herhangi bir hata, uyarı, bir şey almıyoruz yani. Son kez bir bitsin. Evet, bu kadar. Herhangi bir sorun yok. Derken yok. Bir de layout dosyamıza bakalım. Burada bir sıkıntı var mı? Burada da yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu dersimizde de anlatacaklarım bu kadar. Bir hata alırsanız dediğim gibi belirtin. Çözüm bulmaya çalışırız. Ama ben bir hata almadım. Yani son kez kontrol edeyim şurayı. Bütün güncellemeleri, bana önerdiği bütün güncellemeleri de yaptım ama gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Artık Android geliştirmeye başlayabilirim yani. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.